Gazetesi merhaba. Artık bir dönemin sonuna geldik. Uzaktan da olsa eğitimimize devam ettik. Sizler evlerinizden, öğretmenlerimiz size yayın yaparak, videolar çekerek bu seneki eğitimimizi çok iyi şekilde gerçekleştirmeyi başardık. Artık önümüzdeki haftadan itibaren tatil zamanımız başlıyor. Tatil zamanı demek tamamen gün içerisinde hiçbir şey yapmadan bomboş oturup vakit geçirmek değildir arkadaşlar. Şimdi tatil zamanı dediğimiz zaman tabii ki dinleneceğiz, eğleneceğiz. Ama sonuç itibariyle biz bir öğrenciyiz. Öğrencilerin yaz tatilinde olsa öğrendiklerini tekrarlaması gerekir ki unutmasın. Yani sadece okul döneminde verilen ödevleri yapmak, konuları dinlemek, ileride biz bu orta öğretimden yüksek öğretime geçeceğimiz zaman gideceğimiz sınavda eğer böyle yaparsak çok başarılı olmayabiliriz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Yaz aylarında vaktimiz olduğu müddetçe her günlük 60-90 dakika boyunca o sene gördüğümüz konuları tekrarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin neler yapmamız gerekiyor? Şimdi ben bir 9. sınıf öğrencisiyim. Yaz ayları geldiği zaman özellikle 9. sınıf öğrencilerimiz hatırlatmıştık sınıfta biliyorsunuz. 9. sınıfta bütün derslerin temel konuları nedir? Eğer ben ileride sayısal olacaksam, fizik, kimya, biyoloji, tabii ki en önemli şey matematik, eşit ağırlık olacaksam belki temel konular, fizik, kimya, biyoloji çok değil ama yine de bilmem gerekiyor. Çünkü niye? İleride gireceğim sınavda temel yeterlik testinde bunlar bana sorulacak. O yüzden 9. sınıf öğrencilerin yapacağı en iyi şeylerden bir tanesi günlük 60 dakika, 90 dakika boyunca özellikle sayısal düşünme varsa sayısal derslerin türlü tekrarını yapmak. Gene tarihte, coğrafyaydı, bu konuda arada bilgi sahibi olmak mutlaka çalışmalarını, emeklerini, harcamalarını devam etmeleri gerekiyor. Çünkü niye? Hepimizin bir hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek için tatil zamanı hiçbir şey yapmadan bütün gün boyunca yatarsak 4 sene sonra kapıya sınav geldiği zaman o zaman şöyle bir geriye dönüp bakarız ki çantamı yeterince şeyler biriktirmemişim. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Çantamı doldurmam gerekiyor. Konularımızı tekrarlayacağız. 9. sınıf öğrencileri, 10. sınıf, 11. sınıf öğrencileri her sene gördükleri konuları mutlaka tekrarlamaları gerekiyor. Çünkü niye? Sonuç itibariyle bu sınavda 4 sene boyunca gördükleri konulardan sorularla karşılaşacaklar. Konuları bilmeleri gerekiyor ki bu soruları çözebilsinler. Tabii konuları tekrarlarken yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi 9. sınıftaki temel dediğimiz konular. Özellikle matematikte. Çünkü niye sadece üniversite sınavına değil, üniversiteye girdik, üniversiteyi bitirdik. KPSS sınavına gireceğiz, ALES sınavına gireceğiz. Matematikte öğrenmiş olduğumuz temel konular bu türlü sınavlarda da mutlaka karşımıza çıkacak. Şimdi ben 15. sınıfım ama 11. sınıf konuları tekrarlayacağım. Ama 10. ve 19. sınıftaki temel konularda eğer eksiklerim varsa bu yaz bunları da mutlaka tamamlamaya çalışmam gerekiyor ki seneye daha rahat edebileyim arkadaşlar. Nedir? Biz Ağustos ayında kursları açacağız ama kursa geldiğiniz zaman nedir? 9. sınıfta, 10. sınıftaki konulardan bilgi sahibi olarak gelirseniz öğretmenlerinizin anlattığı şeyleri çok daha iyi anlayacaksınız. O yüzden ne yapmak gerekiyor? 11. sınıflar için bu yaz en önemli zamanlardan bir tanesi. Çünkü seni yüksek öğretim sınavına girecekler. O yüzden tatillerini yapacaklar, eğlenecekler ama mutlaka günde 2 saate yakın bir bu 9-10-11'deki eksik kaldıkları konuların tekrarını yapacaklar. 10. sınıflar yine aynı şekilde 9'da eksik kaldıkları yerleri ve 10. sınıftaki konularını tekrarlamaları gerekir ki kendilerini geliştirebilsinler. 9. sınıflar şansına en azından işteyse 9'daki gördükleri temel konuları iyice bu yaz pekiştirirlerse bundan sonra 4 sene boyunca onlara karada ölüm yok. Niye? Çünkü bu konuları çok iyi bildikleri için her türlü şeyi yapabilirler. Tabii sadece ders çalışmayacağız, tatilde dinleneceğiz, eğleneceğiz ama kitap okumayı da unutmamamız gerekiyor. Mutlaka her hafta kendimize bir kitap verip bir kitabı okumaya gayret gösterelim. Çünkü okuma alışkanlığı da çok önemli. Çünkü niye?
okuduğunu anlamak. Bu sınavlarda çok önemli. Hızlı bir şekilde okumak, okuduğunu anlayıp çözmek bu sınavların en önemli olmazlarından bir tanesi. Bunu yapan öğrenciler bu sınavlarda daha başarılı olurlar. İnşallah temennimiz bu yaz tatilini iyi şekilde, verimli şekilde gerçekleştirmeniz. Tabii ki dinleneceksiniz, eğleneceksiniz. Ama ne olur günde 60 dakikayla 90 dakika arasında, yani çok fazla bir zaman dilimi değil. Bu çalışmalarınızı yaparsanız kendinizi okul açıldığı gün çok daha rahat, iyi hissedeceksiniz. O yüzden şöyle geri dönüp baktığınız zaman "ah keşke yapsaydım" dememek için ne yapacağız arkadaşlar? Tamam, tatil zamanı, ama tatil zamanı boş geçen bir zaman değildir. Mutlaka çalışmalarımızı yapacağız. Hepinize iyi tatiller diliyorum. İnşallah hepiniz bu yaz tatilini verimli şekilde gerçekleştirirsiniz. Bu yaz boyunca biz okuldayız. Bize ulaşmak istediğiniz zaman okuldan her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.